min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Halik kainat Habibine bildiriyor. Allah-u Teala birisini dalaletle nihayetlendirmişse amri, ne peygamber tesiri de, ne Kur'an tesiri de, ne kitap tesiri de. Ne de mucize tesiri de. Eğer mucize imana sebep olsaydı, Ebu Cehil her gün mucize görürdü. Fakat imana sebep olmadı. وَمَا تَيْتِيهِمْ اَيْ حَبِيبِمْ اَكْمَلَ الرُّسُلُ Neyi getirsen mucize onlara, min ayetin min ayatı Rabbihim, Allah-u Teala'nın ayetlerinden, mucizelerinden her neyi göstersen onlara, illa kanu anha muridin, i'raz ederler, iman etmezler. Yani müteessir olma, onlara saadet halk olmamıştır. Senin mucizelerini dinlemiyorlar ya da sözünü dinlemiyorlar, müteessir olma. Ben onları boşu yere halk etmişim. Fakat kezzebu bil hakkı. Onlar hak ki Kur'an'dır. Kur'an'ı tekzir ederler. Lemma cahım Kur'an geldiği zaman. Lemma cahım Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da olur. Şimdi hak hem Muhammed'e isimdir, hem Kur'an'a isimdir, hem Cenab-ı Hakk'a isimdir. Fakat kezzebu bil hakkı, hakkı tekzir ettiler ki burada Kur'an'dır. Kur'an geldiği zaman inanmadılar. Lemma cahım ne zaman ki Kur'an geldi. Yakın ne zaman ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi de Kur'an'ı getirdiler. فَسَوْفَ يَعْتِيهِمْ Sonra onlara gelecektir اَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Onların istihza ettiği enba sözlerin cezası gelecektir. Yani bunlar cehennem için halk olmuş, mucize tesir etmez, Kur'an'a inanmazlar, Kur'an'ı inkar ederler. O inkarın, o istihzanın, hatta Kur'an'ı istihza ederler. İstihza nedir? Her zamanda vakadır. O zamanlarda kelimeler aydır. Efendim bu kafi değildir. Bu dışarı mesela yabani halkın ahkamı olabilir. Böyle de denilenler olmuştur. Bu bizden şudur budur, kafi değildir. Ayrı ayrı bir adetler yapalım. Ayrı ayrı bir şeyler yapalım. Onunla amel edelim. İşte bu ne oluyor? Allah'ın kelamını beğenmiyor, inkar ediyor ve ona rağmen kendinden bir takım kaideler yapıyor. Bunu daha evla ve hak buluyor, onunla amel ediyor. E bu adamın yeri cehennemden başka ne olabilir? Eğer sonra Cenab-ı Hak hatmeyi eyle çevirirse o başka zaten ona karışmaz Allah'ın mahlukuna. Elem yereyken ehlekine böyle inkarda kalanlar görmüyorlar mı? Kem mehlekne akablehum min karnin. Onlardan evvel ne kadar çok karın, serin 100 seneden ibarettir, bir asır. Yüzlerce seneler yaşayan insanları biz onlardan evvel getirdik ki helak ettik, iman etmeyenleri görmüyorlar mı? Mekkennâhum fil ardı. Onları temkin sahibi, meknet sahibi yaptık. Onlardan evvel gelen insanlar ömürleri daha uzun, kuvvetleri daha çok olduğu halde biz onları getirdik, iman etmedikten sonra onları mahvettik. Kuvveti kudretimiz kafidir. Onlara da aynını yapacağız. مَكَّنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Yerde meknet sahibini, temkin sahibini yaptık. مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ Size yer vermediğimizi onlara verdik. Onlar kadar size amel vermedik. Onlara da sizden çok daha amel verdik, sizden daha kuvvet verdik. Efendim ne oldu? وَاَرْسَلْنَا عَلَى السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا Semavattan onlara yağmurları. Malum ya, feyzu bereket hepsi yerden çıkıyor. Yerden çıkmak için de muhtad-ı ilahi budur, yağmurları ihsan eder. Yağmurları midrar olarak, daimi olarak ihsan ettik. Memleketler hepsi yeşillikler içinde, nimetler içinde yaşatırdık. Kuvvet-i kudret verdik. Fakat وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ Nehirler icra ettik o memleketlerinde. Böyle olduğu halde Allah'a karşı gelemediler. Allah-u Teala aciz kalmadı sadret-i ilahiye onları mahvetmeye. Onları tamamıyla mahvetti. فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
onların yaptığı hataların sebebiyle onları bu kuvvet mekan sahiplerinde mahvettik. وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ Onlardan sonra başka insanları halk ettik. Eğer onlar da böyle yaparlarsa Allah-u Teala aciz değildir onlara intikamı vermekte. Bir lahzada yapar. Yalnız Cenab-ı Hakk'ın iradesi Kur'an-ı Azimüşşan bu din kıyamete kadar bakidir. وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَزَّلْنَا وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Ben muhafızım ey Habibim. Müteessir olma, senin Kur'an'ın, dinin gayb olacak diye. Fakat Cenab-ı Hak ve inna lehu l-hafzun diyor, filan memlekette demiyor. O yeryüzünde. Yeryüzü bak, şimdi yine işitiyoruz birkaç devlet, İslam devleti vardır, Afrika'da neler zuhur ediyor. Kim bilir dünyanın köşelerinde neler var. Allah-u Teala bu Kur'an'ı, bu dini kıyamete kadar muhafaza ettiğine vaad etmiş. Vaadinde muhalefet yok. Ama hikmetiyle bir yeri bırakır başka yere gider. Mesela 500 sene burası Roma memleketiydi, İslamiyet yok idi. Erade-i İlahiye zuhur etti, İslam oldu. Sonra 500 sene Portekiz, İspanya, Arap devletiydi, mükemmel İslamiyet cariydi. Allah-u Teala orayı kapattı, burayı açtı. Bir yeri kapar, bir yeri açılır. Allah'ın vaadi yeryüzünde bu devam edecek. Filan şehirde, filan memlekette değildir. Mahluk onundur, yerler hepsi onundur. Ne isterse oranı yapar. Şimdi onların o mazlu bitiyor efendim. Teklifleri Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem. Cahiliye zamanidir. Bilmediği teklifleri yapıyorlar. Diyorlar ki, velevnez bir kısmın teklifi bu. Niçin Allah-u Teala kadirdir, bize bir mektup yapsın. Gayb'den giren bir mektup, o mektup gelsin bize, sen bize o mektubu gösterirsin, okursun, biz o vakit iman ediyoruz. Teklifin biz bu. Şimdi küfrün birçok teklifleri oluyor. Fakat bazıları diğerlerinden farklıdır. Bazılarına iktirah derler. İktirah budur, eğer bu zuhur ederse ben iman edeyim. Böyle vakit etti mi? Eğer o mucize zuhur etti mi? İman etmeyle mükelleftir, etmese mahvolur. Bak kavmi Salih Aleyhisselam'ın kavmi, eğer bize taştan gözümüz önünden deve çıkarsa ve bu deveden de ikinci deve zuhur ederse biz iman ettik. Böyle iftira ettiler, Allah her şeye muktedirdir. Salih Aleyhisselam'ın davasıyla deve çıktı. İman etmediler, hilaf yok. Böyle kavimler iftira kabilinden olursa yapması ihlas mukarrardır. Ve burada da Kureyşlilerin oradan sol dönemde Allah biliyor ki Müslümanları zuhur edecektir. İktirahlarına cevap verseydi Allah onların istediğini, iman etmeseydi ihlak olurlardı, onlar da dünyaya gelmemesi lazımdır. Onun için Cenab-ı Hak yine onlara merhameten onların bu nedenle dua taleplerini kabul vermedi. Ben şimdi velev nezzelne aleyke kitaben. Ey Habibim onların teklifi bu. Bir mektup gelsin Allah'dan bize. Eğer biz azimuşşan böyle bir mektubu gönderirsek velev eğer nezzelne göndersek aleyke sana onlar için kitaben bir kitap göndersek fi kırtasın bir kağıt üzerinde feremesuhu beydihim elleriyle de o kağıda temas etseler yani kısır için halk olmuş, mucize tesir etmiyor. Kitap gelse, görseler, elleriyle kitaba temas etse bile yine iman etmezler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kufirde olanlar diyecekler Ebu Cehil gibi اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ Bu bir sihirdir, bu sahirdir, bu sihri yapın diyecekler. Onun için bunu yapmayalım ki sol bireyinde müminler gelecek. Bu bir teklif. İkinci bir teklif daha var onların. وَقَالُوا دَدِلَنْ لَوْ لَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ Niçin bir melek gelmiyor? Madem ki peygamberdir, bir melek gelsin gözümüzün önünde, o melek tasdik etsin, melekin yüzünü görelim, biz de görelim. Bunu diyorlar, teklif ediyorlar. Ve buna da bir bu teklif, bir de bunun yanına teklif, niçin bir peygamber melek olarak bir peygamber gelmiyor? Madem ki peygamberdir,
melek gelsin peygamber. Halbuki insan hem cinsinden daha ziyade malumat alır. Melek gelirse Allah muktedirdir, her şeyi yapar. Bir meleki peygamber gönderebilir. Fakat melekler cinsinizden olmadığı için hem cinsi olmayandan istifade mümkün değildir. Biz melekten istifade edemeyiz. Eğer farazla bir melek de peygamber gönderse Allah yine bir insan şekline koyar, bu şekilde koyar. Bak şimdi şeytanlar iki ne? Elmenil cinneti yannak. İnsan, cinler olan şeytan ki biliyoruz malum olan şeytan. Bir de insandan olan şeytan. Her ikisi de insanı yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat hangisinin tesiri çoktur? İnsanlardaki cinler şeytandan daha çok. Cindeki, evet, cinlerdeki şeytan, mahud olan şeytan cinsimizden değildir. Bir hıyar atar. Bir hıyar atar bunu yap filan diye. Eğer ona devam etti mi, o bırakır onu başka şeye gider. İnne keyle şeytanı kana zayıfa diyor Cenab-ı Hak bu itibariyle. Israr etmiyor. Çünkü cinsimizden değil, bir hıyarı atıyor. İnsan onu yapmadı mı gider başka yere. Fakat şeytanı cinsi öyle değildir, devam ediyor. Yaptı mı, ısrar ediyor. Daha ziyade müessir olur. Yani cümleti ve nasıl olur. Eğer bu kıyası, buna kıyasın, peygamberanın zamanında eğer hem cinsimiz olan insanlardan gelmeselerdi, Allah muktedirdir, melek olarak peygamber gelseydi, biz onlardan istifade etmezdik. Çünkü hem cinsimiz değildir. Onların bu teklifleri bu cihazdan da bozuktur. Buyurun. Diyor ki وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ Niçin beraberinde melek gelmiyor? وَلَوْا اَنْزَلْنَا مَلَكًا diyor Cenab-ı Hak. Eğer onların aracısı gibi biz melek gönderseydik, onların istediğini bu ihtirahtı. Yani istediği ben Müslüman olurum, melek gelirse, melek geldi mi derhal Müslüman olmak lazım gelir, yoksa helak olur. وَلَوْا اَنْزَلْنَا مَلَكًا Eğer melek gönderseydik, لَقُضِيَ الْاَمْرُ سُمَّ لَا يُنْظَرُونَ Emir yerine gelirdi, nihayet hilak olurdu, imhal edilmezdi. وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا Eğer bir peygamberi de melek olarak gönderseydik, ikinci misal, ne yapacaktık o vakit? لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا Bir insan gibi yapardık. İnsan şekline koyardık, meleki insan şekline koyardık, öyle gönderirdik. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَمَا يَلْبِسُونَ Giydirirdik o meleke, insanların giydiği gibi aynı bir insan kıyafetinde, bir insan şeklinde gelir. Biz insan olmasaydı zaten istifade etmezdi. O mazlu bitiyor. Halık-ı Kainat Habibine teselli vermek. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in halkın hidayete gelmesini çok arzu ederdi. Böyle inkarını da görünce müteessir olur diyor. Ona cevaben buyuruyor ki ey Habibim وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ Müteessir olma bunların istihzalarından, inkarından. Efendim, Kur'an için zaman yok. Resul-i Ekrem için de zaman yok. Evvel ve ahir birdir. Evvel nasıl böyle yokmuş? Ve bugün de Kur'an-ı Azimüşşan'a istihza eden yapanlar hiçbir zaman Kur'an-ı Azimüşşan'a bir nefise getirmezler ve nihayet helaki mukarrerdir onların. Ama helakin enaleri vardır. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَا اَيْ حَبِيبٍ مُتَيَسِّرِ olma onların bu yaptığından. Vaktiyle istihza ederlerdi بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ senden evvel senden evvel gelen peygamberlere de istihza ederlerdi فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ نَئِنْدِي بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا بِالْسِهْزَالَر۪ي yapanlara مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِيُونَ Onların yaptığı istihzanın cezaları başlarına geldi. Sadakallahu l-Azim ve bellega Resuluhun Nebiyyül Kerim ve nahnu ala zâlike mineşşâhidîneşşâkirîn